Ritim bozukluğu her yaş grubunda olabilmektedir. Bunların çoğu zararsızdır. Ritim bozukluğu çarpıntı şeklinde, nefes darlığı şeklinde, göğüs ağrısı şeklinde olabileceği gibi bayılma şeklinde de olabilir. Ve hatta bazen çok nadir olarak kişinin direkt ölümüne neden olarak da ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla ritim bozukluğunun erken teşhis edilmesi, tanının belirlenmesi ve sonrasında da tedavinin ritim bozukluğuna özgü olarak yapılması çok önemlidir. Ritim bozuklukları aniden başlar genellikle. Belli müddet devam eder ve sonradan aniden sonlanır. Bazen de müdahale edilmeden düzelmez ritim bozukluğu. Ritim bozukluğunda önemli olan hastanın ritim bozukluğu esasındaki semptomlarının yoğunluğudur ve tipi ritim bozukluğunun tipidir. Ritim bozukluğunda erken tanı çok önemlidir. Çarpıntısı olan bir kişinin hastanelerin kardiyoloji bölümüne başvurması gerekir. Gerekli teşhis EKG çekilerek ve bazen 24 saatlik cihazlarla tanının belirlenmesi lazım. Bütün bunlara rağmen çarpıntı olması olan kişilerin ritim bozukluğu bazen 24 saatlik EKG ile bile tespit edilmeyebilir. Bunun için EPS, ritim anjiyosu dediğimiz EPS ile tanı konulabilir ve aynı zamanda bu esnada da tedavisi yapılabiliyor. Ritim bozukluğunun çoğu ilaç tedavisiyle düzeltilebilir bir hastalıktır. Bir kısmına da yakma tedavisi dediğimiz ablasyon tedavisiyle çarpıntıların büyük bir kısmı tedavi edilebilmektedir. Hastalarda ritim bozukluğu olduğunda ileri yaşlarda özellikle ve bazen de genç yaşlarda ritim bozukluğu olduğunda kalp pili takılarak tedavi edilebiliyor. Kalp pilinin takılmasının önemli bir nedeni özellikle ani ölümlere neden olan ritim bozukluklarda şok vererek ritim bozukluğu tedavi edilebiliyor. Bazı ritim bozukluklar da çarpıntı şeklinde değil de nabzın düşmesi şeklinde olur. Bu ritim bozukluğunda da kişi genellikle bayılır. Eforu kısıtlı olur, hareket edemez, çok çabuk yorulur. Böyle bir durumda da kalp hızını artırıcı pil takmak gerekir. Bu piller kısa süreli, yarım saat 45 dakika özellikle sol göğüse takılır. Kişinin narkoz almasına gerek yoktur. Lokal anestezi ile kalp pili takılır. Ertesi gün taburcu ederiz hastayı ve rutin olarak ayda bir veya en azından 3 ayda bir, 6 ayda bir kalp pili kontrollerinin yapılması gerekir. Bocaladık ya şu yaş grubundan. Orayı çıkart olması. Tamam, bak.